yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 307. Madde başlık gerekçe TMK 307. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 307. maddesi şu şekildedir. Tek başına evlat edinme. Madde 307 Evli olmayan kişi 30 yaşını doldurmuş ise tek başına evlat edinebilir. 30 yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya 2 yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla 2 yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi halinde tek başına evlat edinebilir. Başlık: TMK 307. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 2. kısım, h i s -I m l k 1. bölüm, s o y b a yumuşak g n n kurulması 4. ayırım, evlat edinme. Madde başlığı şu şekildedir. Tek başına evlat edinme. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 307. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir tek başına evlat edinmeyi düzenleyen bu madde, İsviçre Medeni Kanunu'nun 264 B maddesinden bazı değişiklikler yapılmak suretiyle alınmıştır. Birinci fıkraya göre, evli olmayan kişi 30 yaşını doldurmuş ise tek basma evlat edinebilir. İkinci fıkrada ise, eşlerin ancak birlikte evlat edinebilecekleri kuralının ikinci istisnası yer almaktadır. Buna göre, 30 yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya 2 yıla aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla en az 2 yıla aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmelerine olanak bulunmadığını kanıtlaması halinde, tek başına evlat edinebilir. Böylece bir kimse evli ise ve evliliği de 5 yılı doldurmuş ise 30 yaşını doldurmamış olsa bile eşiyle birlikte evlat edinebilecekken tek başına evlat edinme için her zaman 30 yaşının dolmuş olması gerekmektedir. Son düzenleme tarihi 30 Mart 2021 14:28. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.